Evet, basında da yansıyan şekliyle Genel Başkanımız yakın bir zamanda yapılacak olan kongrede, olağanüstü kongrede aday olmayacağını ifade etti. Bu çerçevede adayın belirlenmesi açısından teşkilatımızın ilgili birimleri tarafından gerekli temayül yoklamaları yapılmış. Son gelinen nokta itibariyle 5 adayın ön planda olduğunu biliyoruz. Yine bunlar parti sözümüz İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcımız Fatih Bey, Fatih Aydın, bizim geçmişte Erbakan Hoca zamanında bakanlık yapmış olan Cevat Ayhan Bey'in oğlu Ömer Abdullah Ayhan, Teşkilat Başkanımız Genel Başkan Yardımcımız Mahmut Arıkan ve geçmişte yine Genel Başkan Yardımcılığımızı yapmış olan Ankara Milletvekili hali hazırda Mesut Doğan. Bu adaylardan bir tanesi belirlenecek. Bununla beraber kongreye gideceğiz. Kongremizde 30 Haziran'da inşallah Rize'mizden de otobüsler kaldırarak kongreye iştirak edeceğiz. Bütün hemşehrilerimiz yapılacak olan kongremize davetlidir. Maalesef Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında katliamlar devam etmekte. Doğu Türkistan'dan da Çin zulmü devam etmekte. Bunlar bizlerin kanayan yarası. İşte şu anda gelinen noktada bugün Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Sadece hac farizasını yerine getirme anlamında 2 milyon insanımız Kabe'de hac farizasını yerine getirdiler, tavaf etmekte. Ancak sadece bu 2 milyon insan bile bunları harekete geçirsek bu katliamların sonlandırılması mümkün değil. Sonlandırılması kaçınılmaz olur. Ancak oluşturulmuş olan son yüzyılda kuruluşlarla beraber maalesef bu katliamlara yol verilmekte. Bunun karşısında bu katliamlara son verecek hakkın, adaletin hakim olduğu bir düzenin kurulması anlamında kurulacak olan uluslararası kuruluşlarla ancak bunun önünün alınabileceğini düşünüyoruz. Bunun en güzel örneği de geçmişte Milli Görüş Hükümeti döneminde kurulmuş olan D8'dir. Bir an önce işlevsel hale getirilerek sorumluluk alması gerektiğini, bu katliamlara son verilmesi yönünde yapılacak olan çalışmalara öncülük yapabileceğini düşünüyor. Bundan dolayı bir an önce D8'in işlevsel hale getirilmesini yetkililerden bekliyoruz.